Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberlerini görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarq Türkistan ve dünya gün tertifindeki en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Qınamsızlı Xitaylar ekranımız olsun. Xitay, İran ve Pakistan terörlüğü karşı sırlıq söhbət ötküzdi. Xitay, İran ve Pakistan 7 iyun Beijing'de sırlıq tariqide terörlüğü karşı üç taraflık bihaterlik söhbəti ötküzdi. Amerika vazının xəbərində bildirilishicha, İslamabad üç tərəflik yığından keyin bayanat elan qılıb, üç tərəf vəkillər ömekinin rayonun bexatərlik vəziyyəti bulubmu, rayon döş kiləyatqan terrorluq təhdidini təfsili müzakirə qılğanlığını bildirgan bolsunmu, biraq bayanatı qaysı rayon, qaysı dövlətinin terrorluqqa duş kelganlığı haqqidagi təfsilatını aşkarlamagan. Şundaqla Pakistan bilan Xitay Tashqi ishlar ministrligi mazkur üç tərəf yığınını qərarlıq ötküzüşni qərar qılğanlığını bildirishdi. Kuzatuvchilarning aytishicha Pakistanın g'arbiy janubidagi Balochiston o'lkasi masalasi suhbatning muhim temalaridan bo'lishi mumkin bo'lib, bu yerda Xitoy atalmish bir balvoq bir yo'l plani doirasida temir yo'l qurilishi qilgan bo'lib, necha milliard dollarlik mablag' salgan. Pakistanning Iron bilan chegaralandigan Balochistondagi qurolliq guruhlar Iron tuprog'idagi panohgohlardan foydalanib, chegara halqigan hujumlarni planlab, Xitoy-Pakistan iqtisodiy koridori qurilishini amaldan qoldirishni planlayotganligini Ama İran dairleri Baloch qurolliq kuchlarining öz zimminida mavjud ekanligini rad qilib kelganligini bildirishmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy-Pakistan iqtisodiy koridori turib, Pakistan va Balochistondan o'tib, Arab dengiziga tutishadigan Gwadar portiga tutishadigan bo'lib, ikki taraf bu rayonga yo'l salgandan boshqa elektr stansiyasi qurgan. Mazkur qurilishlar atrofdagi ommaning manfaatiga ziyon solganligi sababli yerlik aholilar bu qurilishning davom qilishiga norozi ekan. Xitay Sharq Turkistondagi rayon hukumini o'zgartdi. Xitay rejimi Sharq Turkistonni xitoylashtirish plani bo'yicha Sharq Turkistonning janubiy rayon hukumini kengaytirdi va janubiy rayon tavalligiga bir oblast 4 diviziyani qo'shdi. Xitay xalq to'rining 7 iyundagi xabarida bildirilishicha, atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik 10-chi navbatlik partiya komitetining 8-chi umumiy yig'inida Atalmış Komünist Partiyası Şinjan Uyghur Abdunum Rayonluq Komiteti, Şinjan Uyghur Abdunum Rayonluq Xalq Hükümetinin Cənubi Şinjan'ın yuqori sifatlik tərəqqiyatını ilgiri sürüşge dair bir qancı siyaset tədbirlerini qarab çıxıb maqullığan. Yığında atalmış Cənubi Şinjan'ın yuqori sifatlik tərəqqiyatını bir tutaş pilallaş namıda dairlerinin Şərq Türkistan'ın xitaylaştırışının ibarat strategilik muddaası boyunca Şərq Türkistan'ın Cənubi rayonu hukumunu kengaytirib özgertgen. Mezkur siyasetinin tətbiqlanış dairesi de əslindeki Şərq Türkistan'ın Cənubi'deki 3 vilayet 1 oblast hukumi Şərq Türkistan'ın Cənubi'deki Bayınğılın oblasti, Qashqar, Xotan, Aqsu, Qızılsu oblasti qatarlıq Abdunum rayonunun 5 vilayet oblast dairesine yerim qurallıq hərbi organ diviziyagi təvə 4 diviziyani Sharq Turkistonning janubiy rayon hukumatiga kirgizgan. Kuzatuvchilar Xitoyning Sharq Turkistonga tajovuz qilib kirgandan beri yer nomlarini o'zgartirib kelganligini, navbatda Sharq Turkistonning har qaysi viloyat, shahar, oblastlarida atalmish Beijing, Xinan yo'li degandek nomlar paydo bo'lib, asldagi nomlarning tadrijiy amaldan qilayotganligini, Sharq Turkiston xalqining aqidasi, dunyo qarashini o'zgartirishga urinib qolmay, balki har xil bahonalar bilan qirg'in qilayotganligini bildirishmoqda. Jurnalist Bollinger 2 millionga yaqin Uyg'urning izdiriki yo'qligini bildirdi. Jurnalist Matias Bollinger Xitoyning Uyg'urlarga ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik masalasi haqida necha yil izlanish va tadqiq qilish orqali yuqori texnikalik Gulag Xitoyning Uyg'urlarga qarshi o'tkazgan jinoyati nomli kitobini yozib chiqqan. Nuqtai nazar to'rining 7 iyundagi xabarida bildirilishicha Matias Bollinger mazkur kitobi haqida yozuvchi Anisa Yilmaz xonimning ziyoratini qabul qilgan bo'lib, Uyg'urlar haqidagi tadqiqotni qanday shaklda ishga oshirganligi haqida to'xtalgan. Bollinger javobida Xitoyda muxbir bo'lib ishlagan 5 yilda Sharq Turkistonga 3 qadam borganligini, Sharq Turkistonning vaziyatining borg'ancha yomonlashganligini, Xitoy rayonlaridagi har qanday birini ziyorat qilsalar, atrofda saqchilar ko'payib aralashishga boshlaydiganligini va darhol muxbirlarning mazkur kishilar bilan aloqa qilishining oldini oladiganligini, Sharq Turkistonda bo'lsa, ahvolning texnomi og'ir ekanligini, har qanday bir Uyg'urning 24 soat nazorat ostida yashaydiganligini, hech kimni ziyorat qilish fursati bermaydiganligini, muxbirlarning ziyorati emas, balki normal ahvolda kishilar bilan erkin paranglashishi mumkin emasligini,
Xitoyning xalqni qo'rqitib, aloqizada qilib o'tganligini, hatto hech kim notunish kishilarga so'zlashga jur'at qila olmaydiganligini, rayonda jurnalistlarning odatdagidek tadqiqot ishlari bilan shug'ullanishining mumkin emasligini, bu sababli vaziyat haqida Sharqiy Turkistondan ahvol egilgandan boshqa yaqinda chat elga qochib panohlangan kishilardan ahvol egilganligini bildirgan. Matias Bollinger Xitoyning Sharqiy Turkistonda ta'sis qilgan lager ichidagi ahvollarni tanishtirib, tutqunlarning kamerda navbatlashib uxlashga majburlanganligi, har bir guruhi navbat kelganda bir kechada faqat 3 soat uxlay oladiganligi, tutqunlarning birdek o'zaro ona tilda so'zlashishiga yo'l qo'yilmaydiganligi, tamoq yeyish uchun vaqt belgilab berilganligi, agar tamoqni berilgan vaqt ichida yeb bo'lmasa kaltaklanganligi, hojatxonada o'tirish vaqtining bekitilganligi, vaqtdan oshirib o'tganlarga tan jazosi berilganligi qatorli Xitoyning jinoyatlarini tilg'ayib o'tgan. Matias Bollinger yana jazo lagerlaridagi tutqunlarning umumiy ahvoli va ular boshdan kechirayotgan dahshatli fojialarni tilg'ayib o'tgandan keyin Anisa Yilmaz xonimning Sharqiy Turkistondagi qirg'inchilik masalasiga islom dunyosi hamda xalqaro jamiyat qandoq pozitsiyada bo'ldi? Bu masalani hal qilishning muvofiq yo'li nima degan savolga javob berib, rayondagi bir qism masjidlarning ommaviy hojatxonaga yoki ko'ngil ochish so'rovlariga o'zgartirilganligini bildirib, Xitoyning jinoyatlarining musulmon davlatlarida kun tartibiga keltirilib tanqidlanmaganligini, islom dunyosining bir tarafdan Xitoydan kelayotgan iqtisodiy manfaatga beqinib qolsa, yana bir tarafdan mustabid hukumatlarning bir-birini qo'g'daydiganligini bildirib, islom dunyosi va xalqaro jamiyat bu vahshiylikka qarshi birlikda harakat qilgan taqdirda natijaning farqliq bo'ladiganligini bildirgan. Yaponiya 4 Xitoy atkazkini qo'lga oldi. Yaponiya bexatarlik doiralari 7 iyun 4 Xitoy fuqarosini Arab Birlashma Xalifaligidan taxminan 700 kg qonunsiz ruhlantirg'ichi dori atkazchiligi jinoyati bilan qo'lga oldi. Mazkur mollarning mo'ljaridagi bozor qimmati 43 milliard 400 million yen, ya'ni 311 million dollar bo'lib, Yaponiya tarixida musodir qilingan ikkinchi cho'ng zaharli modda atkazchiligi ekan. Mazkur ruhlantirg'ichi dorilar bu yil martda Xitoy orqali Tokio portiga yetib kelgan va Tokio tomojnisi tomonidan qo'lga tushirilgan bo'lib, Tokio saqchilari xalqaro atkazchilik halqasiga chetishlik deb gumon qilib, yashirin bog'lanishni tekshirmoqchi ekan. Saqchilarning tanishtirishicha, bu 4 Xitoy gumondorining yoshi 35 yoshdan 51 yoshgacha bo'lib, Tokio va yaqin atrofidagi Yokohama va Kawasaki'da turadi ekan. Ularning ikkisi boshqalar bilan til biriktirib, Dubaydan yo'lga chiqqan Xitoy yuk paroxotlaridagi mollar ichiga zo'r miqdordagi ruhlantirg'ichi dorilarni yashirib import qilgan bo'lib, Tokio tomojnisi tekshirish jarayonida gumonli moddalarni payqagan va bu mollarning kimlarga yetkazilganligini aniqlash uchun dastlabki mollarga chekilmagan. Natijada mazkur mollar Chiba viloyatidagi bir shirkatning uyiga to'shilgan bo'lib, saqchilar yukni izqoqlash natijasida mazkur 4 Xitoyni qo'lga olgan. Yaponiyadagi tarixdan buyonki eng cho'ng ruhlantirg'ichi moddalarni musodir qilish delosi 2019 yili yuz bergan bo'lib, ayni vaqtda Yaponiyaning o'tir qismidagi Shizuoka nahisidagi dengiz sohilida taxminan 1 tonna modda qo'lga tushirilgan va uningga chetishlik 7 Xitoy qo'lga olingan edi. Blinken Xitoyda ziyoratda bo'lishga tayyorlanmoqda. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning mushu oyining oxirida Xitoyni ziyorat qilish mumkinchiligi borligi bildirildi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Volkochi gazetasining Amerika va Xitoy amaldorlarini manba qilgan xabarda ko'rsatilishicha, minister Antony Blinkenning mushu oyining oxirida Xitoyni ziyorat qilishi mumkin ekan. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning fevral oyida texmo ini qilib aytganda Xitoy bilan Amerika o'rtasida jiddiylik paydo qilgan josus shari vaqasidan ilgari Xitoyni ziyorat qilishni planlaganligi aslab o'tilgan xabarda navbatda har ikki tarafning Blinkenning ziyoratiga tayyorlik qilayotganligi qayd qilindi. Minister Blinkenning Beijingda Xitoy Kompartiyasi Markaziy Tashqi munosabatlar komitetining ishxonasining mudiri Wang Yi, Xitoy Tashqi ishlar ministri Qin Gang va boshqa yuqori darajalik amaldorlar bilan ko'rishishining planlanayotganligiga ishorat qilingan xabarda Antony Blinkenning Xitoy raisi Xi Jinping bilan ko'rishish-ko'rishmaslik masalasida orasalda bo'lib qolganligi eskartildi. Blinken Amerika havo bo'shliqiga kirgan sharning etib tushirib o'tilishi paydo qilgan krizis sababidan fevral oyidagi Xitoy ziyoratini amaldan qoldirgan edi. Krizis sababidan diplomatik munosabatlar ko'rinarli darajada uzilib qolgan bo'lsa-mu, Amerika davlat bexatarlik maslahatchisi Jek Sullivan bilan Xitoy Kompartiyasi Markaziy Tashqi munosabatlar komiteti ishxonasining mudiri Wang Yi 10 maydan 11 maygacha Avstriyaning Vienna shahrida suhbat o'tkazib, munosabatlarni asliga keltirish yo'lida qadam tashlagan edi. Ukrainadagi to'sma hujumga uchrab 14 mingdan ortiq uy suv ostida qoldi.
Ukrayna'daki Kakhovka tosmasının örülüp düşüşü neticesinde 5 kişi cinden ayrılıp 14 mingden artık öy su astıda kaldı. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilişe Ukrayna'nın Kherson rayonunda Rusya'nın kontrollüğündeki Kakhovka tosması seyşembe günü hücum koşturgan deyken tarqaqlaştırış ve ziyanlı iniklaş hizmetleri devamlaşmakta. Ukrayna hükümeti 600 kvadrat kilometr yani çoğunluğu 84 min futbol meydanlığı tenkilidigan rayonunun su astıda kalganlığını ilan kıldı. Rayondaki Rusya taraftarı hükümet tosmanın örülüp düşüşü neticesinde 5 kişinin cinden ayrılganlığını ilan kıldı. Ukrayna rayondaki ahalilerini mina xavpiga karşı agahlandırdı. Agahlandırışta su baskan rayondaki minalarının su yüzüge örülgen bolışı mümkünlükü bildirildi. Su baskan denken rayonda partılgan minalarının körünüşleri ictimai taratkularda hembehirlendi. Rusya ve Ukrayna her ikisi rayondan tarqaqlaştırış hizmetlerini ilip barmaqta. Su besip gitiş neticesinde mınlıgan hayvanlar halak bulup Kakhovka tosmasıdaki beylikler kırgakı çıkıp kaldı. Rusya bilen Ukrayna birbirini Kakhovka tosmasının hücum nişanı kılıç bilen ayıplemekte. Türkiye Devlet Xavfsizlik Kengeşi Bihaterlik Tuğrısıdı Xtapnamı ilan kıldı. Türkiye Devlet Xavfsizlik Kengeşi Türkiye eserinin başlanğanlıqını bildirdiğin yeni devirde devletin bihaterliki, tinişliki ve paravallıqı kapaletli kılış üçün uxşaş iradı bilen kadem taşlandığanlıqını bildirdi. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilişçe 8. iyon Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetçiliki de Prezidentlik sarayda ötküzülgen Devlet Xavfsizlik yığındın kiyen xtapnamı ilan kılındı. Xtapnamada PKK, KCK, PYD, YPG, Fethullahçı ve Daiş terörlük teşkilatları qatarlıq, milli ittifaklık, milli barabarlık hem de devletin mevcutluğu qarıda her xil tehdit ve xavup xatarlarga karşı devlet işi ve sırtıda elip berilgan hareketler haqqıda kengeşki malumat sunulganlıqı qeyd qilindi. Xtapnamada Suriyanın zemin bütünlükünü qoğdaş ve o devlette uzun müddetlik tinişlik hem de mukumluk ornatışının fakat terörlük teşkilatlardan tazılaş arqılıq mümkün bulduğanlıqı, Kosova'daki künsürü küçü yuvatkan ciddiyeliknin rayondaki nazuk tamponlıkını buzuduğan krizisqa aylinişinin aldığını eliş məxsidi, söhbet ve kengiş mısabısı devamlaşı vatkan bir payette Türkiye'nin rayonlu kolluşunun ekmiyeti təkidlendi. Xtapnamada Rusya-Ukrayna uruşunun rayonun xatırını aşırvetidigan təsirleri üstüde muhakimelerinin kılınğanlıqı, Azerbaycan bilen Ermeniya otursudaki söhbet mısabısıda kolluğu keltürülgen ilgirleşlerden memnunluk es kılınğanlıqı kayıt kılındı. Xtapnamada yana Sudan'daki tokunuşkan alaqıdır terepler tizden uzun müddetlik uruş toxtuşunu ilan kılışı arqılıq, ötkünki baskışının neticelerini qoğdaşqa ve meselelerini müressa yolu bilen hal kılışqı çağırımız. Türkiye, Sudan'da tinişlik ve mukumluğunu kolgu keltiriş üçün barlıq tirişçallıklarını hazır gıcı kılgın edek, bunun din kiyimi türlük şekilde devamlaştırıldı, deyildi. Hürmetli görmelerimiz, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programı tükürüşkice, aman bu gayetler. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.